Evet arkadaşlar. Evet. YouTuber arkadaşlarım. Hepinize hoş geldin diyorum. YouTube kanalıma. Bugün de türlü yapacağım. Türlü. Önce patatesimi soyacağım. Sonra patlıcanım var. Fasulyem var. Yeşil fasulye. Bunları yapacağım arkadaşlar. İnşallah bu videonun sesi iyi çıkar. Video ne kadar izlenir bilemiyorum yani. Arkadaşlar şu anda patates soyayım görürsünüz yani. Patatesimizi güzel bir şekilde soyalım. Şimdi şöyle bir konu anlatacak. Ben bu TikTok kanalını hem bana eğlence olsun hem de arkadaşlara, dostlara biraz İslam dininden, Kur'an'dan işte bazen de işte böyle yemek hazırlıyor. Böyle bir etkinlik göstereyim diyorum arkadaşlar. O nedenle bu YouTube kanalımı açmışım. Bayramı hayırlı olsun. Bayram özelinde Trabzonspor'a YouTube kanalım hayırlı olsun arkadaşlar. Bak patatesi şu küçüklükte boyutta keseyim yani. Taze patates yani burada buna hoyruga diyorlar. Hoyruga. Bazı arkadaşlarımıza tanıdığımız eş, dost ricada bulunduk. Videolarımı beğenin. Bak ricada bulunduk diyorum ha. Kimse mecbur da değil. Ama rica ettim. Beğenin. Bayram özelinde Trabzonspor'a abone olun dedik. Bazıları ben demiş mecbur muyum falan. Yani bayrama abone olmaya mecbur muyum? Kimse mecbur değil. Bunun altını bir kere çizelim yani. Bu Giresun'da bak Giresun'un halkını seviyorum. Bizim Ağasar var gibi Giresun'un halkı şeydir yani böyle birbirini istememezlik diye bir olay yok. Birbirlerine tutkunlar. Biz de ne bileyim bu Avrupa'da da ben bunu yaşadım yani. Bizim Trabzon halkında genelde ben bir tutkunluk göremedim. Bak bunu samimi konuşuyorum ha, samimiyetle söylüyorum. Göremedim arkadaşlar. Şimdi yalan haram. Neden yalan söyleyeyim bize durup dururken yani? Ya arkadaş. Yani bu videoları beğenseniz, abone olsanız ne kaybedersiniz yani? Dünya mı yıkılır? Gök mü gürler? Yer mi çatlar arkadaşlar?
Yani şu anda bunu samimiyetle konuşuyorum yani. Seni mi görüyorum? Şimdi Bir günde tüy bitti. Size abone ol diye diye de. Var ya. arkadaşlar, yok biri diyor, yok sesim iyi çıkmazmış, anlaşmazmış. Ya anladığın kadar dinle. Anlasan ne olacak, anlamasan ne olacak yani. Bu işin bahanesi kardeşim. Bu işin bahanesi. Ben 33 senedir Avrupa'dayım. Yani Viyana'dayım. 33 yıldır ben Viyana'dayım arkadaşlar. Şöyle bir güzel türlü hazırlayayım. Burada geçenden kalma da bir patatesimiz var. Hanıma da bir güzel bir pilav yaptırırız. Tadından yenmez yani. Bu akşamki rızkımız da bu olsun. Bak fasulyeler arkadaş. Bu fasulye. Bizim o Türkiye'deki Ayşe fasulyesi değil. Anladınız mı? Ayşe mi diyorlar, ne diyorlar? Bundan değil yani bu fasulye. Güzel bu yiyeceğim. Önce bir şey yap. Doğrayayım bunları. Bir tanesi ya ben de akıllı kul oldum yani Tonyalı bir arkadaşımız var. Allah sağlığını sıhhatini versin. Ya Payramcı, YouTube'dan zengin mi olacaksın? Ya ben YouTube'u kardeşim zengin olmak için açmadım ki ya. Ben hem bir eğlenleyim, hem vakit geçireyim, hem arkadaşlara bir şeyler, dilimizin döndüğü kadar bir şeyler samırayım dedim yani. Olay bu. Şu ben mecbur muyum diyen kişiyi asla unutmayacağım. Bundan sonra da kesinlikle muhatabım da olmayacak yani. Yani biz kimseyi cebir etmedik. Kimseye cebir etmedik. Biz ricada bulunduk. Rica ettik arkadaşlar. Rica. Anladınız mı? Ama ne yazık ki burada da dostumuzu, düşmanımızı öğreniyoruz yani. Bize kim dost, kim düşman? Bu YouTube bunu da öğretiyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ben dilimin döndüğü kadar size anlatmaya çalışıyorum. Mevzu derin. Bak, 7 kat yabancı bir sefer söyledi ben, bir sefer ya. Elin adamları arkadaş ya. Benim için elin adamı değil. Benim adamım yani. Hemen tak tak abone oldum. İkiletmedi. Ya niye dedi Bayram kardeşim dedi ya. Niye abone olmayayım dedi ya. Abone oldum olmak beni mi yıkar dedi yani. Videolarını da takip edeyim dedi bana. Gerçekten de yedi dedi ya. Yalan haram yani. Ha, birazdan da burada ikindi ezan okunacak. Yani ezan okunmuyor da ikindi vakti giriyor yani. Onu demek istedim. İnşallah bu videocuğum izlenir arkadaşlar. Bu ben yemek yaparken acele etmem böyle. Elden atmaya bir şey yapmıyorum.
temiz olacak. Burada bunu su kabım var. Güzel, güzel yıkayacağım bunu lazım olursa. Arkadaşlar. Ocağa koyacağım. Güzel oluyor yani. Bu sene de işte bu ikinci kez yeşil fasulyeden aldık. Bu da biraz şey yapmış. Fiyatı biraz ucuzlamış. 5 eurodan aşağı inmedi arkadaş bunun fiyatı. Yani ucuz pazarlara da gidiyor. Gene 5 euro. Bazı arkadaşlara duyurulur yani. Adam bir domates aldı. Et domatesi diyorlar yani. Bilmiyorum biliyor musunuz? 600 gram geldi. 600 gram geldi. O domatesin kilosu da bayağı pahalı ha. 600 gram domates. Yani fiyatını özel yazdım. Onu özel tek aldım. Fiyatını da yazdım yani üstüne koyduk. Vatandaş okusun diye yani. Adamlar ne diyor bize biliyor musun? Yani burada ya bayram diyor. Algı operasyonu yapma diyor. Algı operasyonu yaparmış. Ulan ben niye algı operasyonu yapayım? Sana yalan borcum mu var ya? Ha oradan konu olay niyeyse ben sana onu söylerim yani. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum yani bu anlamadım ben bu milletten bir şey. Gerçekten anlamadım ha. Bu da patlıcan görüyorsunuz yani. Patlıcan çok insan vücuduna çok sağlıklı arkadaşlar. Size diyeyim yani. Şöyle güzel bir türlü yapacağım bundan. İnşallah leziz olur. Görürüz. Bunu doğradık. Bunları bu şekil hazırladık. Allah izin verirse şimdi ince işlerini göreceğiz. İnce işlerini arkadaşlar. Önce şunları bir temizleyeyim. Şunu için atayım. Avrupa'da hayat gerçekten pahalılaştı arkadaşlar. Bugün orada 3-5 bir şeyler aldım yani. Bir kırmızı mercimek 2.99. Bir kırmızı mercimek 2.99 arkadaşlar. 3 euro yani. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Türkiye'de ben yaşamıyorum. Bunun için Türkiye'yi buraya baz almıyorum arkadaşlar. Şimdilik videomu burada sonlandıracağım. Hepinize iyi günler dilerim. Allah'a emanet olun.